Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine bir peyzaj mimarlığı bölümü tabii ki de. Peyzaj mimarlığı bölümü birinci sınıf derslerini aslında böyle basitçe ne anlatmıştım. Ama bazılarının içeriklerini de anlatmak istedim. Çünkü sadece isimlerini söylediğimde anlamayabiliyorsunuz. Çünkü çok farklı isimleri var arkadaşlar. Dendroloji, yani bitkiyle ilgili bir tane video çektim. Yayınladım şu an yayında. İkinci video peyzaj sanat tarihi ile ilgili olacak. Bunu çekme sebebim de bazı arkadaşlarımız birinci dönem alıyormuş bu dersleri. Bizim üniversitemizde ikinci dönem veriliyor. O yüzden bunu da çekmek istedim. Bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız vardır diye bunu da yayınlamak istedim. Ayrıca notlarımı isteyen arkadaşlar varsa onlara göndereceğim. Merak etmeyin. Öncelikle peyzaj sanat tarihi dersinde ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Hemen anlatıyorum. İşte Mısır, Roma, Çin, Japonya gibi farklı ülkelerin geçmişteki yaptığı bahçeler. İşte bahçeler, bahçe stilleri, en çok neleri kullanıyorlar? Mesela Osmanlı en çok su kullanmış. İşte fıskiye kullanmış mesela. Küçük su havuzları yapmış. İşte formal bir yapı oluşturmuş bahçelerine mesela gibi. Mısır bahçe sanatı da aslında formal bir yapı kullanmış. İşte karedir, dikdörtgendir gibi cisim. Kare, dikdörtgen gibi bahçe şekilleri oluşturmuşlar. Yani düşünün mesela bir bahçeyi kare şeklinde yapmışlar veya simetrik yapmışlar mesela. Ortadan ikiye böldüğümüzde sağda ne varsa solda da aynısı var veya ortadan ikiye böldüğümüzde üstte ne varsa altta da aynısı var gibi formal yapılı simetrik bahçeler oluşturmuşlardır. Hatta geometrik formda bahçeler oluşturdukları söyleniyor. Bunun haricinde hieroglif yazı kullanmışlardır. Bu yazıyı da papirüs kağıtlarına yazmışlardır. Hatta Mısır bahçe sanatı dendiğinde akla ilk olarak Japon şemsiyesi geliyor. Japon şemsiyesi papirüs da deniyor. Latincesi papirüs zaten. Papirüs ağacından, yani Japon şemsiyesinden papirüs kağıtları elde ediliyor. Bu şekilde de üzerine yazı yazılıyor arkadaşlar. Mısır bahçe sanatı dendiğinde aklınıza Japon şemsiyesi gelmeli. Bunun Latincesini, yani telaffuz etsem de anlamayacağınızı düşündüğüm için direkt papirüs olarak söylüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde nedir? 500 üzerinde bahçe olduğu söyleniyor Mısır bahçe sanatında ve 2720 yılına ait bile bahçeler bulunduğu söyleniyor. Bunun haricinde Mısır bahçe sanatı ile ilgili öğrenmeniz gereken duvarlara yapılan kafa heykelleri varmış. Bunların da Sphinx adı verilen, bunlara Sphinx adı veriliyormuş. Bunlar da Mısır bahçe sanatı için önemli birkaç özellik arkadaşlar. Evet, bunun haricinde tapınak malikanesi, bahçesi olarak bahçe stilleri oluşturulmuş. Yani şöyle, piramitlerin çağından önce yapılmış zaten bunlar. Şöyle tapınaklar, yani taptık. Örneğin nasıl anlatayım? Camilerin mesela, biz camilerin bahçesine zamanında çok güzel bahçeler oluşturmuşuz gibi düşünün. Tapınak bahçelerine çok güzel bahçeler oluşturmuşlar. O dönemde bile, bahsettiğim dönem arkadaşlar milattan önce 2720 yılına ait eserlerden bahsediyoruz. Bu zamanda tapınak bahçelerine tapınak malikane bahçeleri adı altında farklı bahçe stilleri oluşturulmuş Mısır bahçe sanatında. Evet, bakalım. Mısır bahçe sanatının temel unsurlarından bir tanesi de havuz arkadaşlar. Havuz deyince aklınıza Osmanlı'daki böyle küçük havuzlar gelmesin. Çok büyük, çok büyük dev boyuttaki havuzlar kullanılmış. Bu da belirgin bir özelliği Mısır bahçe sanatının mesela. Bu bahsettiğim büyük havuzlar genelde işte bitkileri sulamak için, bahçedeki bitkileri sulamak için kullanılıyormuş. Serinlemek için, yani havuz olarak yüzmek için kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Ve her Mısır bahçesinde illaki bir havuz bulundurulması gerekiyormuş. Aksiyel tasarım, yani az önce bahsettiğim simetrik dediğimiz şey, kesinlikle Mısır bahçe sanatında olması gereken bir şekilmiş. İşte örneğini gösteremiyorum çünkü bulamadım. Örneğini bulsam göstereceğim size.
Anlattığım gibi sağında ne varsa solunda da aynısı var. Mantığın sonucunda oluşturulan bahçe şekilleri arkadaşlar. Başka sanırım Nilüfer var, lotuslar. Nilüferler zaten havuz üzerinde, yani suyun üzerinde yaşadığı için genelde büyük havuzların olduğu bahçe sanatlarının hepsinde lotus yani nilüfer kullanılıyor arkadaşlar. Bunu da ek bir bilgi olarak söylüyorum size. Dediğim gibi bilmeniz gereken en önemli şey Mısır bahçe sanatıyla ilgili formal bir yapısı var, simetrik bir yapısı var, aksiyel tasarım var arkadaşlar. Çok devasa büyüklükteki havuzları bulunuyor. Kıyı kesiminde olduğu için tarıma elverişli. Yani Nil Nehri kıyısında olduğu için tarıma elverişli. Bu şekilde de papirüs dediğimiz bir bitki. Bu bitkinin üzerine yazı yazıyorlar arkadaşlar. Bilmeniz gerekenler şu anda bu kadar. İkincisi mesela ne varmış? Arkadaşlar ben böyle kısa anlatmaya çalışıyorum. Aslında böyle 3 ya da 4 sayfalık bir nottan bahsediyorum. Mısır bahçe sanatı için. Mesela İran bahçeleri yani Pers İran bahçeleri. İran bahçeleri dediğimizde aklımıza ne gelmeli? İran bahçeleri dediğimizde aklımıza direkt şu. Görüyor musunuz? Bilmiyorum da. Yani bir kare düşünün. Yani bahçeyi bir kare şeklinde düşünün. Ortasında bir havuz olduğunu düşünün. Ama bahsettiğim havuz küçük boyutta bir havuz ve bu havuzun etrafındaki dört parçanın da eşit olduğunu düşünün. Aynı şey olduğunu düşünün. Yani şuraya hemen çizmek istiyorum arkadaşlar. Görebilmeniz adına. Şöyle. Şu. Anlatmaya çalıştığım şey aslında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu ortada bahsettiğim yer küçük bir havuz ve bu iki yani bu dört tarafta aynı şey bulunuyor bu dördünde de. Yani İran bahçeleri dediğimizde aklımıza bu gelmeli. Bunun bir ismi var şu anda tam olarak telaffuz edemediğim için söylemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Ve fıskiyeler yani bu bahsettiğim küçük havuzun üzerinde bir fıskiye sistemi var. Şu anda birçok yerde görüyoruz zaten bu fıskiye sistemini. İlk olarak İran'da ortaya çıkmış. İran bahçelerinde ilk kez İran bahçelerinde kullanmış fıskiye sistemi. Bunu da bilsek çok iyi olur bizim için. Taş oymacılığında çok önemli gelişmeler varmış İran bahçelerinde. Hint nilüferi dediğimiz bir nilüfer türü kullanılıyormuş bahçelerinde. Dörtlü bahçe. Az önce gösterdiğim bahçe stilini dörtlü bahçe deniyor arkadaşlar. Hatta bunun ismi Four Garden. Four Garden. Yani dört bahçe anlamına da geliyor arkadaşlar. Tam ortasında bir fıskiye var. Etrafında dört tane aynı modelde bahçe var. Bunu unutmuyoruz. İran bahçeleri için. Su sesi önemli bir faktör arkadaşlar. Av parkları denilen bir park sistemi var. Yani şöyle mesela Malikane bahçeleri demiştik Mısır'da. Bunlarda da av bahçesi adı altında bir bahçe stili oluşturulmuş ve bu şekilde bahçeler yapılmış. Asur ve Babiller'den etkilenmişlerdir yakınlıktan kaynaklı olarak. Ve Alle dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulamayı ilk kez kullanan millet de İran'dır. Bu Alle dediğimiz nedir? Onu da anlatayım. Alle dediğimiz şey bir yol boyunca sağında ve solunda ağaçların bulunmasıdır. Yani sağında da mesela işte 20 tane ağaç var, solunda da 20 tane ağaç var. Arada bir yol var. Bu sistemi kullanan ilk kişiler de İranlılardır arkadaşlar. Bahçelerinde genelde alleyi kullanmışlardır. Şu anda Japonya'da alleyi görebilirsiniz. Çünkü Japonya'da Süs kiraz dediğimiz bir bitki türü var. Daha önce de anlatmıştım. Bu bitki sonbahar ayında çok güzel. Hatta Şubat ayında sanırım kışın. Şubat ayında çok güzel pembe çiçeklerini döken bir bitki. Bu bitki alle sisteminde çok çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Jakaranda da genelde kullanılıyor. Allede. Alle sisteminde jakaranda süs kirazı ve başka ne kullanılıyor? Orkide de mesela. Orkide ağacı da alle olarak kullanılabiliyor arkadaşlar.
Ve bu Alleg'i ilk olarak İranlılar kullandığında bunu genelde mezarlık olarak kullanmışlardır. Ha, mezarlık olan alanlarda kullanmışlardır arkadaşlar. Evet, bunun hakkında da anlatacağım bu kadar arkadaşlar. İran bahçe sanatı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Üçüncü bahçe sanatını geçelim. Üçüncü bahçe sanatımız da Yunan bahçeleri arkadaşlar. Yunan bahçeleri ızgara planlı kent dediğimiz bir kent sistemi ilk kez bunlar uygulamışlardır arkadaşlar. Ve bunlarda da bir tapınak mimarisi bulunuyor. Çinicilik ve demir işlemeciliğinde de gelişmişlerdir. Heykel ve kabartmada da ilerlemişlerdir. Heykel ve kabartma konusunda da ileri seviyedelerdir. Ve Zeus'un heykeli yapılmıştır mesela ilk kez. Milattan önce 430 yılında. Ve bunlarda ilk kez avlu sistemi vardır. Avlu sistemi bizde de var aslında. Zaten o konu geldiğinde onu anlatacağım. Avlu dediğimiz bu kocaman olan hanların dışında bulunan aslında bizim balkon diye adlandırdığımız ama balkonlardan çok 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 büyük olan alanlar avlu olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bunlar da ilk olarak Yunan bahçelerinde kullanılmıştır. Bunlara peristil adı veriliyormuş Yunan bahçelerinde. Kap bahçeciliği de ilk kez Yunan'da kullanılmış arkadaşlar. Kap bahçeciliği dediğimiz saksıda bitki yetiştirme aslında. Bunların saksıları daha ziyade bizim plastik, metal gibi değil de taştan yapılan arkadaşlar. Bahsettiğim şey böyle küçük saksılar değil. Büyük bir alan düşünün. Mesela işte 2 metrekare, 2'ye 2 bir kare düşünün ve bunun içerisinde bitki. Öncelikle toprağı sonrasında üzerine bitki yetiştirildiğini ve bu şekilde bir alan oluşturulduğunu düşünün. Avluların kenarlarına bu şekilde konulduğunu düşünün. Bu şekilde oluşturulan kap sistemiyle oluşturulan kap bahçeciliğine ilk kez Yunan'da görülmüştür. Yunan bahçe sanatında görülmüştür. Ve agora'da yani agora dediğimiz aslında meydan anlamına geliyor arkadaşlar. Kentin meydanına agora deniyor. Agoralarda büyük ağaçlarla gölgelendirme ilk kez yine Yunan'da yapılmıştır. Başka? Defne önemli bir bitki türüdür Yunanlar için. Ve ilk kez esans elde edilmek amacıyla bitkiler kültüre alınmıştır. Genelde bu esans elde etmek için kullanılan bitki ise beyaz yasemindir. Evet arkadaşlar, bence gayet uzun oldu video. Eğer beğenirseniz devamını getireceğim. Çünkü eğer sevmezseniz devam etmek istemiyorum. Böyle kısa kısa da anlatabilirim. Yani ben de geçen sene öğrendiğim için çok bir şey hatırlamıyorum. O yüzden ders notlarına da bakıyorum ara sıra. Böyle küçük notlar çıkartıp o şekilde de videolara devam edebilirim. Sizin için de daha rahat olur. En azından en önemlilerini öğrenmiş olursunuz. Bu sadece hani dersle ilgili içerikleri seviyor musunuz diye bir video çekmek istedim. Videomun altına yorum şeklinde yazarsanız sevip sevmediğinizi bu şekilde bu videolara devam edebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.